STV ekranlarından, haberin merkezinden mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Güne yansıyan gelişmelerle karşınızdayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, pandemi hastanesi konusundaki ısrarını devam ettirdi. Eski devlet hastanesi olmuyorsa eski hava hastanesi ile eski devlet demir yolları hastaneleri ne güne duruyor diyerek seslendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in COVID-19 hastalarının şehirdeki resmi ve özel tüm hastanelere başvurularının veya gönderilmelerinin doğru olmadığı, bunun için boşaltılan eski devlet hastanesinin pandemi hastanesi olarak kullanılması önerisinde bulunmuş, bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce hastanenin çürük olduğu ve yıkılma kararı verildiği açıklaması yapılmıştı. Büyükerşen ısrarını devam ettirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski hava hastanesi ve eski devlet demir yolları hastanelerinin pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi önerisinde bulundu. Büyükerşen meydana gelen depremlerde hastanenin çürük olduğuna dair bir emareye rastlanmadığını hatırlatarak, Eskişehir'de münhasır bir pandemi hastanesi meydana getirilmesi konusundaki önerimde ısrar ediyorum. Eski devlet hastanesi olmuyorsa eski hava hastanesiyle eski devlet demir yolları hastaneleri ne güne duruyor? Hele yıllar öncesinde Almanlar tarafından yapılan devlet demir yolları hastanesi gibi hastanelerimiz nice depremler atlattı. Sıvaları bile dökülmedi. Sağlamlıklarından şüphe yok. Dolayısıyla bunlar pandemi vakalarına tahsis edilebilir ve şehir hastanesine destek olabilirler. Böylece diğer resmi ve özel hastanelerin COVID-19'un dışında tutulması suretiyle virüsün buralardan da yayılması önlenebilir dedi. Son açıklanan tedbirlerin ardından artık daha dikkatliyiz diyebiliriz efendim. Zira Eskişehirliler yetkililerin çağrılarını dikkate alarak hafta sonunu evlerinde geçirdi. Dışarı çıkan az sayıda vatandaşlarsa maskelerini takmayı ihmal etmedi. Dünyada ve ülkemizde her geçen gün koronavirüs vakalarının artmasıyla vatandaşlar yetkililerin çağrılarını daha fazla dikkate alarak evde kalmayı tercih etti. Eskişehirlilerin büyük çoğunluğu da hafta sonu olmasına rağmen evlerinden dışarıya çıkmadı. Dışarı çıkan az sayıda vatandaşınsa maske taktığı görüldü. Bu tablo halkın koronavirüs salgınını geçmişe nazaran çok daha fazla önemsediğini ve ciddiye aldığını gözler önüne serdi. Efendim, salgına karşı marketlerde de maske takma zorunluluğu getirilmişti. Eskişehirlilerse artık alışverişlerini maske takarak yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla koronavirüse karşı tedbirler genişletilmiş, marketlerde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda Eskişehir'deki vatandaşlar alışverişlerini maskeyle yapmaya başladı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler her geçen gün genişletiliyor. Bu kapsamda marketlerde maske takma zorunluluğu getirildi. Eskişehirli vatandaşlar da artık alışverişlerini maskeyle yapıyor. Maske takmayan vatandaşlarsa market görevlileri tarafından uyarılarak ya marketlere alınmadı ya da maske temin edilerek alındı. Öte yandan market çalışanlarının da maske taktığı, insanların çoğununsa kurallara uyarak maskeyle marketlere geldiği gözlenti. 20 yaş ve 6 kişilere sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından polis ekipleri şehrin belirli noktalarında dışarıya çıkan gençleri durdurarak eve gitmeleri konusunda uyarıyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeriyle kronik hastalığı bulunan kişilere sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından 20 yaş ve altı gençlerin de sokağa çıkması yasaklandı. Önceki günlerde polis ekipleri pek çok noktada yaşlıları durdururken artık gençler için de kontrole başladı. Ekipler şehrin merkezi noktalarında gençleri durdurarak yaşını soruyor. Denetim esnasında sosyal mesafenin korunmasına da dikkat eden polisler, gençleri taşıyıcı olabilecekleri, bu nedenle hem kendilerini hem de sevdiklerini koruyarak evde kalmaları konusunda uyarıyor. Sosyal mesafenizi koruyun. Acil ihtiyaç halinde dışarı çıkmayın. Tamam, hadi burada devam. Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Doktor Tevfik Duman'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Doktor Tevfik Duman görülen belirtiler üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Tevfik Duman'ın test sonucu pozitif çıkınca Duman hastanede karantina altına alındı. Bunun yanı sıra Duman'ın bu süreç içerisinde görüştüğü kişilere de test yapılacağı öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koronavirüsüne karşı alınan üst seviye tedbirlerle cezaevlerinde bulunan mahkumların ve çalışan personelin sağlıkları ön planda tutuluyor. Dünyanın mücadele ettiği koronavirüsle Türkiye'de alınan tedbirler has safhaya çıkarıldı. Birçok alanda kısıtlamalara gidilirken yoğun olarak kalınan alanlardan olan cezaevlerinde de mücadele en üst seviyeye çıkarıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koronavirüsüne karşı cezaevlerinde ve adliyede de önlemler alındı. Evet, öncelikle bu pandemi hastalığı ve COVID-19 virüsünün dünyaya yayılması üzerine Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımız da derhal bu konuda bazı tedbirler almaya başlamıştır. Bu kapsamda öncelikle ilk vakanın ülkemizde görülmesinden sonra hemen cezaevine giriş çıkışların izole edilmesi çalışması başlatılmış. Cezaevi girişlerinde ateş ölçer, maske ve eldivenler hazır bekletilirken belirtilen kurumlar dezenfekte ile sıklıkla temizleniyor. Mahkumlarla iletişim kuran personel ise Eskişehir Valiliği tarafından tahsis edilen yurtlarda kalarak sosyal hayattan virüsü cezaevine taşımaları önleniyor. Bunun yanı sıra yurtlarda kalmayan personeller ise mahkumlar arasında güvenlik şeridi oluşturuldu. Bu sayede herhangi bir personelin virüsü kapma ihtimaline karşı mahkumların bulunduğu alana geçişine izin verilmiyor. Evde kal çağrılarına uyan vatandaşların evlerinde kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla çeşitli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, tiyatro oyunları ve konserlerin dijital ortama taşınması ve çocuklar için düzenlenen yarışmaların ardından evde spor zamanı etkinliklerine başlıyor. Koronavirüsle mücadele eylem planını kararlılıkla uygulayan Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla birçok önlem alırken Eskişehirlilerin evde kaliteli zaman geçirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenliyor. Şehir tiyatroları, oyunları ve senfon orkestrası konserlerini dijital medyada vatandaşlarla buluşturan, çocuklar için yarışmalar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Instagram üzerinden canlı yayınlarla evde spor zamanı etkinliğine hazırlanıyor. 6 Nisan Pazartesi saat 11'de Instagram üzerinden başlayacak spor etkinlikleri kapsamında haftanın 5 günü vatandaşlara pilates, aerobik ve dans eğitimleri verilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıyla zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışına Eskişehir'de kendi işletmesinde balıkçılık yapan bir firma da katıldı. Satışlar maliyetine olunca yaklaşık 6 saat gibi kısa bir sürede 2 tonun üzerinde levrek ve çipura satışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların koronavirüs salgınına karşı daha fazla balık tüketebilmesi için zincir marketlerde 3 gün boyunca levrek ve çipuraların maliyetine satılacağını duyurdu. Kaç tane yaptın? 4 tane. Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslan benzerse kendi işletmesiyle kampanyaya katılmaya karar verdi. Çipura ile levreyi zincir marketler gibi maliyetine satmaya başlayan Arslan benzer küçük esnaf olarak kendilerinin de ellerini taşın altına koyduklarını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz bize yeter Türkiye kampanyasında biz de elimizin altına taşını koyduk. Esneyi sipariş olarak bu zor zamanımızda elimizden geldiği kadar bize yardımcı oluyoruz şu an. Maliyetinden daha aşağı şu an çipura levre 22.90, çipura 24.90. Bu büyük mağazalar için geçerliydi. Biz de küçük esnaf olarak elimizi taşın altına koyduk. Biz de bu işte varız yani. Kilo fiyatı 15 liralara kadar inen çipura ve levreklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken işletmede kısa sürede 2 tonun üzerinde satış yapıldı. Eskişehir'de işaret dili öğrencileri kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmak için bir video çekti.
Ben hiç öldürülmedim. Eskişehir'de Nafiye Hüseyin Küçükoğlu, Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü İşaret Dili Öğreticisi Nebahat Tunç, Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi'nde olan kursunun öğrencileriyle birlikte önemli bir çalışma hazırladı. Çalışmada işaret dili öğrencileri kadına şiddete farkındalık yaratmak için işaret diliyle kadına şiddete hayır diyerek mesaj verdi. Ben bilmem, hiç kendimi korumak zorunda kalmadım. Bilmem, ben bir çocuğu düşünmek zorunda olmadım. Hiç evlendirilmedim, evde dayak görmedim. Kendi evimde, kendi odama zorla hapsedilmedim. Sözlerinizi kusmadım, yurdumdan edilmedim. Nefretinizle yanmadım, yakılarak can vermedim. Hiç kardeşim olmadı, hiç abimden korkmadım. Okuldan alınmadım, ben hiç öldürülmedim. Evet, devam edelim. Eskişehir'de 2 adet çekici cinsi aracının akülerini çalan 4 şüpheli 1 saatlik kovalamacanın ardından yakayı ele verdi. Olay İsmet İnönü 2 caddesinde gerçekleşti. 4 şüpheli şahıs cadde kenarındaki boş bir arazide park halinde bulunan 2 adet çekici cinsi aracın akülerini çaldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde aküleri çalan şahıslar olaydan yaklaşık bir saat sonra polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından çalmış oldukları akülerle birlikte yakalandı. Araç sürücüsüne ise alkollü araç kullanması nedeniyle ayrıca 2876 lira para cezası verildi. Öte yandan yakalanan 4 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin arabasında bulunan 2 adet akü ise sahiplerine teslim edildi. Eskişehir'de hayvansever işletme sahibinin birlikte beslediği güvercin ve köpeğin beraber gezdiği anlar kameralara yansıdı. Köpek ve güvercinin kurdukları dostluksa görenlerin yüreğini ısıttı. Sinan İnandım, Eskişehir'de hayvansever bir işletme sahibi, her gün kapısının önündeki sokak hayvanlarını elleriyle besleyerek adeta kendi doğal yaşam alanını kurdu. Biz burada elimizden geldiği kadar kedilere, kuşlara, köpeklere, ne kadar hayvan varsa sokakta yaşayan hepsine bakmaya çalışıyoruz. Uzun süredir burada esnaflık yapıyoruz. Dediğim gibi dışarıdan ne kadar hayvan gelirse gelsin buraya, biz onlara elimizden gelince yemek veriyoruz. Burada su kaplarını, sularını koyuyoruz. İşte onları korumaya çalışıyoruz, sevmeye çalışıyoruz. Bütün gün hayvanlarla uğraşıyoruz burada. Soğuk havaların da etkisiyle hayvansever inandımın işletmesinin önü kedi, köpek ve kuşların yuvası haline gelirken minik canların birbirleriyle bu derece uyum içinde yaşaması şaşırtıyor. Son olarak bir güvercinin köpeğin üzerine çıkarak çevrede beraber gezmesi çevre esnafının kameralarına yansıdı. Güvercin ve köpeğin kurdukları dostluk görenlerin adeta yüreğini ısıttı. Hayvansever Sinan İnandım bu dönemde sokak hayvanlarının yiyecek konusunda sıkıntı çektiğine de değinerek Eskişehirlilere çağrıda bulundu, onları ihtiyaçtan mahrum bırakmayalım dedi. Bu Covid-19'un yaşandığı dönemde sokak hayvanları biraz yemek ihtiyaçları konusunda falan sıkıntılar yaşıyorlar. Yani mümkün olduğunca evlerdeki insanlar falan da onları görürlerse, yani insanların dışarıda olmadığı saatler olabilir, böyle yalnız olduğu saatlerde onlara yiyecek bir şeyler verirlerse, evlerinde kalan yemek artıkları olabilir, böyle şeyler verirlerse çok iyi olur. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Yaradılığını severim, yaradandan ötürü diyor. Yani hiçbir canlı aslında zarar vermememiz gerekiyor. Onlar da insanlar gibiler. Onları da korumamız, onları da işte beslememiz. Onlara mümkün olduğu kadar kendimize olduğu gibi, insanlara olduğu gibi saygılı davranmamız gerekiyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu söylemek istiyorum. Evet, son zamanlarda izlediğimiz en sıcak görüntülerden bir tanesiydi. Bölgeye uzanalım şimdi de efendim. Afyonkarahisar Belediyesi'nin koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirler sürerken Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Sanat Akademisi Efeler ekibi zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlarımıza yönelik renkli bir etkinliğe imza attı. Afyonkarahisarlı Efeler'den davullu zurnalı evde kal çağrısı yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar için Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sanat Akademisi'nden oluşan orkestra ekibi şehrin çeşitli mahallelerinde konser verdi.
Vatandaşlar konseri evlerinin pencereleri ve balkonundan dinledi. Efeler zeybek oynayarak Afyonkarahisarlılara bu zorlu süreçte moral verdi. Amacımız bir 3-5 dakikalık da olsa insanlarımıza evde kalırken neşelendirmeyi sağlamak. Bunu Afyon'un değişik mahallelerinde yapmayı planlıyoruz. Böylelikle insanlara evde kalırken de sosyal hayatın bir parçası olma imkanı sunuyoruz. Bilecik'te devam edelim. Bilecik valisi Bilal Şentürk, dünyayı saran koronavirüse karşı canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında bulunan sağlık çalışanlarıyla video konferans aracılığıyla toplantı yaparak onlara moral verdi. Bilecik valisi Bilal Şentürk, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda vali yardımcısı Rahmi Köse, İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ve ilgililerle birlikte ilçe devlet hastanelerinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ve 112 Komuta Merkezi'nde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık personeliyle video konferans yoluyla görüştü. Kritik bir süreçte işin en kritik kısmını sağlık teşkilatının yaptığını belirten Vali Şentürk, fedakarca görev başında olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yani böyle kritik bir süreçte karşılaştığımız kritik bir durum karşısında işin en önemli, en kritik kısmını sizler götürüyorsunuz gece gündüz demeden. Tüm arkadaşlarım diye teşekkür ediyoruz şahsınızda, tüm kurum çalışanlarınıza, tüm sağlık teşkilatı mensuplarına. Efendim, bu haberle birlikte hafta sonu bültenini noktalıyoruz. Yeni haftada tüm güzellikler, sağlıklı günler sizlerle birlikte olsun. Esen kalın.